eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Vallahi bunu öldürür orada. Hay, Elif de ya. Hem yumruğu yiyorsun hem de gel konuşalım diyorsun. Manyak. Lan acil müdahale timini mi çağırsak acaba? Aksi bozok baba da yok burada. Haydar yüzbaşı. Bana bak, benim fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen söyle. Düşen uçaktaki pilot Funda Turaç. Ne olmuş ona? Babası Faik Turaç. Yani? Albay. Siz Türkiye'deki vergi rekrutmanlarının listesine baktınız mı hiç? Hadi diyelim bakmadınız. Hiç mi televizyon izlemiyorsunuz albay? Ben size Türkiye'deki en zengin 5 adamdan birinden bahsediyorum albay. Delirdiniz mi siz? Faik Turaç'ı duydum. Parası ise umurumda değil. Bütün bunların benimle ne ilgisi var? Bana yumruk atmanızdan önce de söyledim size albay. Faik Bey kızının bir an önce kurtulmasını istiyor. Arama kurtarma işiniz olumsuz sonuçlanır ise fidyeyi bir an önce hızlandırmamız, bu parayı derhal oraya aktarmamız gerekiyor. İstenen fidyeyi ödemeniz ve bu işleri hızlandırmanız karşılığında Faik Bey size de bir ödeme yapacaktır. Bana bak. Beni iyi dinle. Biz savaşırken, ölürken, öldürürken paradan söz etmeyiz. Üsteğmen Funda Turaç'ın babasının da kim olduğu, bu üniformayı giyen kimsenin umrunda olmaz. Biz askerimizi alırken sırtlan takımıyla pazarlık yapmayız. Ya gider onu alırız ya da biz de onunla birlikte ölürüz. Şimdi yüzüme bak. Şimdi elimden bir kaza çıkmadan sana şu kapıdan çıkıp gitmeni öneririm. Başka sorun var mı? Albay, bunlar romantik sözler. Asıl gerçek hayatta... Senin... Benim askerlerim o pilotu almak için şu anda ölüme yürürken ben burada durup senin gibi böceği dinlemem. Defol git şuradan. Defol. Çanta. Tipe bak Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Thank you.
Ozok, sağın solun temiz, sen devam et. Ben böcekleri ilaçlıyorum babalar. Atma silahını. Nikelaş. Bu sefer elim kolum bağlı değil ama. Gel. Gel, Haydar seni çağırıyor. Gel. Gel lan buraya. Ne haber lan? Çelik yedek. İlla ağzını kıracağız yani. Gel. Vur. Vur Osmanlı tokadı. Hadi eyvallah. Gül, gül, öleceksin. Sen hiç yörük dayağı yedin mi? He? Yedin mi? Eski moda bir dinamit işte. Ne yapıyor peki? Ne yapsın? Patlıyor. Bayram gel. Komutanım iyi misiniz? Kılıç çevre güvenli. Geçmiş olsun komutanım. Sağ ol. Komutanım, benim 5 dakikaya ihtiyacım var. Ağrı çok komutanım. İyiyim, iyiyim. Bunu var ya adamın... Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen dayak artısı mısın lan? Ha? Dayak artısı mı oldun? Dayak artısı mı oldun ha? Evet. Şimdi beklenen an geldi. Yediğin en sert yumruğu düşün. 5'le çarp. Pekmezin mi aktı lan? Akar tabii. Öyle. Ne yemeği dağın başında karşıma çıkıyorsun gibi. Aha öyle. Selçuk Baba. Selçuk Baba, ne yaptınız? Burayı temizledik komutanım. Kaan Yüzbaşı, kuzeybatı bir yönünde. Hemen buraya gelin. Yok bu herif komutanım. Komutanım, yazar ortalarda yok.
ele başlarını bulamadık yani. Tamam, bekletmeyin bizi. Emredersiniz komutanım. Yaralımız var İlyas. Vakit kaybetmeyelim. Emredersiniz komutanım. O köpeği de sonra buluruz artık. Hadi. Nusaybin'de iki helikopteri hazır tuttuk. Şimdi havalanıyorlar evlat. Size ulaşmaları çok uzun sürmez. Bir an önce verilen koordinatlara varmaya bakın. Komutanım. Sağ ol. Emredersiniz komutanım. Kaan, pilot üst teminimizin durumu nasıl? Yarası ciddi ama durumu kritik değil komutanım. Güzel. Tamam evlat. Siz devam edin. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Dadaş kolay gelsin Erenler. Sağ olun komutanım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bozok baba. Yürük. Durum nedir Selçuk? Denizledik komutanım. Ama lazer orta verdi. Yok tabii. Kaçtı şerefsiz. Vaktimiz olsa kaçardı. Neyse boş ver. Alacağız. Babalar bu Lazar şu Leyla'nın bacısı değil mi? Bacısı değil ya. Kardeşi değil miydi o komutanım? Lan o ne demek? Bacı işte. Kardeşi yani ablası. Yok Galip abi. Bacı olmuyor ya o. Ya bacının bacı olması için bacı tarafının küçük olması gerekiyor. Bu büyük. Bu abla. Hayır. Leyla Lazar'ın bacısıydı komutanım. Ben ne dedim Çiğdem baba? Komutanım özür dilerim ama siz yanlış söylediniz. Siz Lazar Leyla'nın bacısı dediniz. Ama Leyla Lazar'ın kız kardeşi olduğuna göre bacı olan Leyla'dır komutanım. Yani bacı olmak için kadın olmak gerekiyor. Ancak kadınlar bacı olabilir. Erkeklerin böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Erkek kardeş burada Lazar olduğuna göre Leyla Lazar'ın bacısıdır komutanım. Aslında durum bu kadar basit. Allah da benim belamı versin Çiğdem babaya çekip vursaydım. Ya bu Kaan Yüzbaşı'nın dirgenlediği Leyla karısından bahsediyoruz değil mi komutanım? Bu şeyin şeysi... Bacısı. Bacısı. Aynen. Dirgen ne demek? He? Dirgen ne demek? Dirgen? Ya hani şu otları topladığımız demir çubuk yok mu? Hani böyle sivri sivri uçları var. Dirgen. Ha işte o ya komutanım. Evet ya. Kadın yere bile düşememişti. Böyle heykel gibi havada asılı kalmıştı. Komutanımız birini mi sapladı yani? He. Öyle yap derler, hedef kırmasın. Allah'ıma şükürler olsun valla. Yani şimdi... Lazar ablasının yanına başka bağırda mı kavuşacak İlyas? Lan adamı bir yakalayamadın mı İlyas? Kadın mıydı bir de, öldü mü? Ya dirgen diyorum komutanım ya. Ya tövbe bismillah. Nah böyle, o dirgen. Tövbe bismillah göstermek gibi de olmasın. Ha burada soktu. Öbür tarafından komutanım. Tövbe tövbe vallahi bak. Sen iyisin değil mi komutanım? He? Ya Galip abi bu arada zamanımız yoktu. Olsa yakalardım ben. Aha. Ha kılıç. Müjdemi isterim. Aa, hayırdır komutan? Şey var ya, sakallı var ya. Evet, var. Ha. Var ya. Sergey. Ha? O artık yok. Yokmuş. Nasıl yok lan? Babalar çektim fişini, kestim biletini tek gidiş. Fişini mi çektin? He. Durdum öldü ya. İyi. Eline sağ ol. Sağ ol babalar. Bak, bu da Sergey'i indirmiş. Vallahi seni indirsin. Bak bunların eline ya. Allah kimseyi düşürmesin ha. Yemin ediyorum kaçış yok. Sancın mancın yok değil mi komutanım? Yok astsubayım, sağ ol, teşekkür ederim. Ha, iyi. Komutanım biz tamamız. Kılıç. Helikopter bizi 1,5 kilometre mesafeden alacak. Yol kayalık ve engebeli.
Üst emrimizi size de alalım Bayram. Emredersiniz komutanım. Komutanım yürüyebilirim. Üst emrim. Yaran sıkıntılı, daha fazla problem olmasın. Komutanım, dağlık kayalık arazideyiz. Sedye bizi yavaşlatır, ben yürüyebilirim. Üsteğmenim, ikimiz de protokolü iyi biliyoruz. Uzatma. Komutanım, yürürüm. Bayram, Çiğdem, Üsteğmen'in yanındasınız. İlyas, arka taraf sende. Galip sağ, Emre sol. Gidiyoruz. Allah tabanı sabır versin. Komutanım, ben de yürürüm. Bu kız adamı yolar babalar. Evet. Ankara'ya sağ salim gidelim de başka bir alt istemiyorum. Eyvallah. Haydi kılıç. Ya komutan, biz de diğeri gitseydik ya. İyiyim, benim işim yok. Merak etme. Yavaş. Komutan, biz de diğeri götüreydik işte. Yaşıyorsunuz. Çok iyi. Allah razı olsun. Çıkabilir miyiz? Henüz değil. Ama merak etmeyin. Sizi fazla tutmayacağız. Ya şahsınıza değil. Lütfen yanlış anlamayın ama ben burada kalmak istemiyorum yani. Yani sonuçta böyle kastanedir, soğuk bir yüzü vardır da. Yani ben gitsem eve böyle gene yatsam olmaz mı? Baba ya. Az kaldı, az kaldı. Merak etmeyin. Tekrar geçmiş olsun. Ay, Allah razı olsun doktor hanım. Sizden de Allah razı olsun hemşire hanım. Allah tutukunuzu altın etsin. Yok, hele bak. Yo. Esra, ben eskiden o eşek zamanında ne düşünüyordum biliyorsun. Estağfurullah babacığım, kendine öyle söyleme. Yok yok, öyleydim ama eskiden harbiden ben eşektim yani. Kadınlar niye okuyor ya diyordum. Öyle kızıyordum kendi kendime. Aa, bir de nereye baksam bu kadınlar doktordur, ondan sonra mühendistir, askerdir. Ya bir de böyle dimdik kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar. Böyle çatır çatır da kavga edip haklarını da arıyorlar ha. Böyle çok kızardım içten işte vallahi. İnanmıyorum baba. Bunları sen mi söyledin? Ya söylüyordum, şimdi söylemiyorum. Baba, sen bana hep azı sancar olmamı söylemedin mi? Çok ayıp. Baba kurban, sen beni dinlemiyorsun herhalde. Ya ben söylüyordum diyorum, şimdi söylemiyorum ha. Ben şimdi bu doktor hanımın hakkını nasıl öderim ha? Nasıl öderim Esra? Sen benim gibi böyle eşek eşek konuşanların lafına bakma ha. Sen böyle oku kızım, oku oku ya bildiğin kadar. Yürü kız, yürü, hiç durma. Vallahi bak, bak alim ol, hoca ol. Böyle bilim kadını ol, aslan ol, kaplan ol kızım. Kıyamam ya, benim şeker yürekli babam. Şeker olmasa da bir yürek al. Atatürk ne demiş baba? Demiş ki, ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye değersin. Ve demiş ki, kadınlarımız erkeklerimizden daha çok aydın, daha çok feyizli ve daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Vallahi helal olsun ya. Ben de öyle diyorum işte ha, aynen. Biz o hakları dünyada ilk elde eden toplumlardan biriyiz babacığım. Kimse onları bizden alamaz. Merak etme sen. Aslan kızım benim, savaşçı kızım be. Ya savaşçı dedim de aklıma geldi. Bizim kopuz baba nerede? Bugün hiç uğramadı. Kubilay. Hoş geldin. Hoş bulduk. İçinde de bir sürpriz var senin için. İnanmıyorum. Ne aldın?
Ya Kubilay ya. Tavşan şeklinde çikolata senin için. Teşekkür ederim, çok tatlısın. Gelsene içeri. Yok ya, başka zaman geleyim. Niye ki? Kaan abiden çekiniyorsan zaten yok. Yok ya, ben Kaan Bozok'tan niye çekineyim? Hem seviyorum hem sayıyorum. Başka bir şey. Ne oldu? İşte Kaan komutan buralardayken hırgürü çok olur. Böyle her kafadan bir ses. Ne bileyim, Bayram abi burada, Kaan Bozok burada falan. Herkes neşeli oluyor da onlar yokken de. Selver teyze hep böyle oluyor işte. Hatice de böyle oluyor. Ben de böyle zamanlarda hiç eğlenmek falan istemiyorum yani. İçimden gelmiyor. Çocuklar? İçeri girsenize. Hem yanında olun. Ne bileyim, öyle konuşun, gevezelik yapın falan. Kafası dağılsın. Yani onun şimdi aklı fikri dağda. Selver abla. Selver abla. Ah Hatice, görmedim seni yavrum. Karargaha gidiyorum Turan askerlerine. Evlatlara yemek yapacağım. Allah hepsini esirgesin yavrum, hepsini. Hadi hoşça kalın. Kolay gelsin. Sağ ol. Biri aradı. Lazar, neler oluyor orada? Sergey öldü. Ne? Ne diyorsun sen? Sergey bir profesyoneldi. Demek ki daha profesyonel biriyle karşılaşmış Karun. Bilmiyorum. Bak, her şey gidebileceği kadar ters gitti. Ben zor kurtuldum. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Onlarla burada hesaplaşamayız. Pilot ne oldu? Onu aldılar, gidiyorlar. Yapacak bir şey yok. Ben asla oyuna tek kartla girmem Nazar. O ne demek? Olduğun yerden sakın ayrılma. Pilotu alacaksın. Hatta daha fazlasını da alabilirsin. Şimdi sana söylediğim noktaya git. Orada tanışmanı istediğim biri var. Tamam. Onu öbür türlü yapsınlar. Bundan sonrasına bakacağız. Ha, geldin mi Kopuz? Evet komutanım. O konuyu bir Timur Binbaşı'yla konuşun bakalım. En son o ilgileniyordu. Emredersiniz komutanım. Kopuz, nedir bu yumruk olayı ya? Ayrıntıları isterseniz anlatırım komutanım ama o an az bile yaptım. Hayır, adam iş göremez raporu almış. 2 saat içinde 6 kere aradılar Ankara'dan. Ne oldu? İş adamı Faik Turaç'ın adamıymış komutanım. Uçağa düşen pilot üsteğmenimiz Funda'nın babası o Faik Turaç'mış.
Bildiğimiz Faik Turaç. Evet komutanım. Bana rakamhanesi boş bir çek uzattı. Pilot üsteğmenimizin sağ salim alınması karşılığında. Yok artık. Ya biz ne tür insanlarla bir arada yaşıyoruz ya? Şerefsize bak ya. Ya dört ayaklı insanlarla aynı havayı mı soluyoruz biz be? Pes ya. Maalesef öyle komutanım. İyi yapmışsın. Keşke iki tane daha yapıştırsaydın. Şimdi beni iyi dinle. Herhangi bir şekilde sana soru soran olursa, soruşturmaya kalkarlarsa ben bu emri Kutalmış General'den aldım diyeceksin. Topa hiç girme. Davaysa dava, görürüz. Anlaşıldı komutan. Para olan tipler 20 yaşında çocuklarımızın canlarını hiçe sayıp dağlara meydan okumasını anlayamazlar komutan. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Kılıç ne yaptı? Sağ salim aldılar komutanım. Helikopterleri yönlendirdik. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol komutanım. Kopuz. Emredin komutanım. Eline sağlık. Sağ ol komutanım. Dayı yok, bu böyle olmayacak ya. Bak Selçuk baba. Bak şimdi işi nasıl çözüyor? Dal düz girecek. Züccaciye dükkanına dalmış fil gibi. Yok ya komutan. Kaan Yüzbaşı'nın diplomasisi iyidir. Diplomasi mi? Yesinler onu. Bak nasıl patinaj çekiyor. Külahımı anlat sen onu benim. Yok yok. Kaan Yüzbaşı ince adamdır komutan. Bak nasıl çözecek mevzuyu şimdi. Görürsün. İnce mi? İnce iş kalın boru. Yok öyle bir şey. Var mısın iddiaya? Varım. 50 kayma. Olur. Olur olur. Hadi bakalım. Bayram. Sedyeyi hazırlayın. Üsteğmeni sedyeye alacağız. Emredersiniz komutanım. Komutanım yürüyebilirim. Yürüyemezsin üsteğmen. Bayram sedye. Komutanım. Yürürüm. Bak. Dağın başında bununla daha fazla uğraşmayacağım. 15 dakika içerisinde yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bizi bir helikopter bekliyor olacak. Ve kalkış için sadece 1 dakikası olacak, anlıyor musun? Sadece bir. Ve ben bu tahliyeyi senin yüzünden tehlikeye atmayacağım. Komutanım. Yürüyebil. Teğmenim. Burada ne var? 2 yıldız komutanım. Burada ne var? 3 yıldız komutanım. Güzel. Bunun anlamını biliyor musun üsteğmen? Bu bir emirdir demek. Bu bir emirdir. Sedyeye geç üsteğmen. Bayram. Önde komutan. Hop. Hop. Paket. Bana bak Süleyman. Bunu kazanın şokuna veriyorum. Bana bir astım. Emir verdiğimde emredersiniz komutanım demezse buna çok bozulurum. Bu hiç iyi bir şey değil. Bir daha tekrarlanmasın. Üsteğmen. Gidiyoruz. Alayım 50 kaymayı. Komutanım, malum üstümde yok. Ha, doğru. İyi. O zaman dönünce bir yemek ısmarlarsın. Yemek. 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 Yemek yemek olmadı. Gitti. Gitti maaş. Hadi 3, 2, 1.
Kimsin? Velid'i arıyorum. Karon gönderdi beni. Düş peşimize. Laza! Laza! Lazar! Karon büyük adama. Seninle biz başka zaman karşılaşsak birbirimizin gırtlağını keserdik, öyle mi? Ama görüyorsun şimdi arkadaşı. Para politikayı daime yeniyor değil mi dostum? Senin örgütünle benim örgütüm yıllardır savaşıyor. Ama şimdi arkadaşız. Çünkü düşmanımız bir. Tabii bir de para var. Ve para, eyvah! Para tabii ya! Pilotu buldunuz mu? Ne yapıyoruz? Bulacağım. Hepsini bulacağım. Emredilen koordinata inişe geçiyoruz komutanım. Dinliyorum. Vur şunu. İnmesin sakın. Vur şunu. Tamamdır. Gel bakalım. Biraz daha gel. Ateş altındayız. Araziye iniş olumsuz. Bölgeden ayrılıyoruz. Tekrar ediyorum. Ateş altındayız. Araziye iniş olumsuz. Bölgeden ayrılıyoruz. Komutanım anlaşılmadı. Allah kahretsin. Uçak savar atışı var babalar. Kim bunlar? Kılıç, gözünüzü dört açın. Emre, Selçuk, kayalıkları tutun. Habersiz ateş altında kalmayalım, hadi. Komutanım, koordinat bölgedeyiz. Henüz intikal ettik. Helikopter, uçak savar ateşi altında. Şu anda iniş mümkün değil evlat. Anlaşıldı komutanım. Al subayın silah. Dikkatli ol komutanım. Evlat. Daha var. Emredin komutanım. O bölgeye yönelmiş yaklaşık 30 kişilik bir grup var. Daha da kötüsü yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre omuzdan atılan güdümlü füzelerden bahsediliyor. Komutanım kim bunlar? Şu anda bilmiyoruz Kaan. Ama bildiğimiz şu ki açıkta yakalanmayın. Bir an önce geri çekilin. Tekrar ediyorum. Geri çekilin ve savunma pozisyonu alın. Emredersiniz komutanım. Evlat. Birinci önceliğin kılıç timinin can güvenliği. Hayatta kalın. Biz gelene kadar ne yapın edin hayatta kalın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutan. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutan. Durum kötü mü babalar? Olabildiğince kötü yörük. Önce şu yerden çıkalım. Sonra sırtımızı verecek bir yer bulmamız lazım. Hemen. Anlaşıldı yüzbaşı. Çiğdem baba. Şu şeytan icadını çalıştır. En yakındaki köyü bul. En kısa yoldan bizi oraya götür. Hadi kızım. Emredersiniz komutanım. Kılıç. Tahliye iptal. Çatışma uyarısı geldi. Herkes gözünü dört açsın. Çekiliyoruz. Herkes dikkatli olsun. Yaz. Yavaş.
Bozok temiz. Nerede kaldı bu otobüs ya? Geç kalacağım. Alo Bilsen. Evet evet tam bir saat sonra iş görüşmesinde olacağım. Selver teyze iyi mi? Tamam. Ben neticeye haber veririm sana. Ha şimdi otobüs geliyor. Kapatıyorum konuşuruz. Hadi iyi bak kendine. Sağ ol Kadir. Buyur evladım sen. Allah razı olsun amca. İki durak sonra ineceğim ben. Akşam maçı ayarladınız mı? Ha tamam iş, onu hallettik. Bunu ne ayak altında tutuyorsun kardeşim? Biraz kenarda tutsana. Önünüze bakın, gençler yürürken. Sana mı soracağım lan nereye bakacağım? Dedim size bakıyor. Adama bak ya. Hem yedek parçasına sahip çıkmıyor hem bize posta koyuyor. Gençler, ayıp oluyor ama. Ne ayıp lan? Senden mi öğreneceğiz ayıbı? Çek elini. Çekmezsem ne olur oğlum? Çek elini. Gel kardeşim ah iyi misin? Ah. Ulan ne engelliye saygınız var ne gaziye be. Adam gazi oğlum gazi. Bize de kardeşim gazisi Allah Allah. Ulan bu adam senin için dağlarda savaşıyor ettiğin laflara bak. Bana ne lan savaşmasaydın. Ay hiç böyle yapmazdı bu çocuk. Nereden çıktı kavga mavga? Ah Kubilay ah! Teyze şu taraftan herhalde. Yürü kızım yürü. Ah Kubilay oğlum ne oldu sana ne oldu böyle? Ne oluyor hanımlar niye daldınız içeri böyle? Şey... Affedersiniz komiser bey, kavga filan deyince Kubilay benim oğlum gibidir. Telaşla çıktık geldik böyle. Bu gençler Kubilay Bey'den şikayetçiler. Komiser bey asıl ben bunlardan şikayetçiyim ya. Kubilay Bey lütfen. Kubilay Bey belediye otobüsünde bir kavgaya karışmış. Gençler ilk onun vurduğunu ve kavgayı başlattığını söylüyorlar. Tam sebebini öğrenirken siz içeri daldınız. Çocuğum ne oldu? Niye kavga ettin? Ya Selver teyze bu iki şerefsiz. Kubilay Bey lütfen. Bu ikisi var ya bu ikisi. Otobüste koltuk değneğiyle ayakta durmaya çalışan bir gazinin üstüne saldırıp yere düşürünce... Ne? Tabii ya ben de dayanamadım tabii. Bir de ağza alınmayacak laflar ettiler adama. Görmen lazım. Sen şimdi bu ikisini dövdün mü yani? Oldu bir kere. Aferin sana. Ellerine sağlık. Az bile yapmışsın. Keşke kafalarını kırsaydın. Hastanelik etseydin keşke. Üstlerine çıkıp böyle tepinseydin. Bacaklarını kırsaydın. Ama teyze... Puh sizin sıfatınıza. Bir de adamız diye geçiniyorsunuz değil mi? Sizin aldığınız nefes haram be. Tamam teyze. Biz gerekeni yapacağız. Bana bakın. O itip kalktığınız gazi var ya... ...siz onun tırnağı olamazsınız, tırnağı. Gazisinin şehidini bilmeyen... ...ona saygı duymayan insan mı olur be? Ben de şikayetçiyim bunlardan komiser bey. Hadi bakalım şimdi. Tamam teyze, Kubilay bey siz de gidebilirsiniz. Biz bu gençler hakkında gerekeni yapacağız. Yürü çocuğum, yürü.
Geçmiş olsun kardeşim. Benim yüzümden oldu. Olur mu canım öyle şey? Ay olur mu evladım? Sen iyi yapmış hep Kubilay. İçini ferah tut. Bunlara pabuç bırakılır mı hiç? Senin hakkını dönmez. Sen vatan için bacağını bırakmışsın. Ben iki yumruk yemişim çok mu ya? Takılma yani. Sağ ol kardeş. Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun evladım. Of, hiç görüşmesini de kaçırdık ya. Aman canım başka iş mi yok? Yürü hadi boş ver. Bakarız birlikte. Canım gazete ilanlarına falan bakarız. Hem senin gibi adama iş mi yok ya? Hadi hadi. Geçerken sağlık ocağına şu yüzüne bir pansuman yaptıralım. Sonra da hemen eve gidelim. Komşulara emanet ettik çocukları telaşla çıkınca. Hadi yürüyün. Adamın dediği aynen şu Karon. Ben Karon'la sadece helikopterin inmemesi için anlaştım. Pilotu ve askerleri istiyorsa daha fazla ödeme yapması lazım diyor. Paranın kokusunu aldı tabii. Daha fazlasını isteyecek. Ne diyorsun? İstediğini verin Nazar. Bana pilotu getirirse zengin olur. Söyleyin. Tamam. Devam ediyoruz. Tamam. İstediğin rakamı verecek. Eyvah. Karon akıllı adam. Şimdi ne yapıyoruz? Türkler köye ulaşmaya çalışacak. Başka çıkış yolları yok. Geçidi tutun. Yaralıları var. İki saatten önce oraya varamazlar. Bak pilot canlı olacak ama tamam mı? Pilot canlı alın. Askerler? Askerler? Hepsi senindir. Ama pilot canlı olacak, tamam mı? Tamam. Seninle iyi dost olacağız, Nazar. Hadi! Hadi! Ben de senin gibi Türkleri hiç sevmem. Hem de hiç. Ama parayı çok severim, Nazar. Geçin siz geçin. Hadi acele edin. Burası sakat. Hiç içimi sinmedi. Al benden de o kadar Galip. Al benden de o kadar. Komutanım. Komutanım Süleyman'ın ateşi yükseliyor. Enfeksiyon riski var. Enjeksiyon yapmam lazım. Burada duramayız bayram. Sakat. Köye kadar bekleyecek. Anlaşıldı komutanım. Kılıç hadi. Galip. Yardım edeyim mi kardeşim? Şimdi burada bırakmayalım kardeşim. Sağ ol. Karaca sen devam et. Hadi İlyas. Çiğdem, hadi çıkalım yerden. Emredersiniz komutanım. Çiğdem, hadi. Dikkat! Yaralıyı tahliye edin. Selçuk, köye kadar durmayın. Çiğdem iyi misin Çiğdem? Kıvıçsın! Çiğdem baba iyi misin? Baba! Komutanım diğer taraftan da geliyorlar. Komutanım diğer taraftan da geliyorlar.
Girin lan, girin! Çiğdem vuruldu mu? Evet komutanım, vuruldu. Çiğdem iyi misin Çiğdem? Çiğdem iyi misin? Çiğdem baba iyi misin? Aşağı yuvarlandı. Aşağı yuvarlanıyor. Ne? Emre sok kafanı içeri, çıkarma. Yerine gel. Yörük! Yörük, gel buraya! Manyak mısın? Bozuk! 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 Fokus'u almamız lazım. Şeytan kızı vuruldu Bozuk. Kendine gel, seninle uğraş şimdi de. Bir yaralım bir de kaybım var, anlıyor musun? Daha fazlasını vermeyeceğim. Kendine gel! Bozuk, o bize Kürşat'ın emaneti, bırak o. Fokus'u almamız lazım. Yörük, Bozuk, kendine gel. Sen yapma bunu bari. Yörük, kendine gel. Bozuk, gözünü seveyim. İki şarjör daha ver bana. Bana iki şarjör daha ver. Yörük! Bana bak. Ben Talih'e emri aldım, anlıyor musun? Bu emri yerine getireceğim. Tamam mı? Bu emri yerine getireceğiz. İkimiz yerine getireceğiz. Anlıyor musun? Hadi! Kılıç! Bitir şunları! Kafanı çıkarma! Çiğdem! Teminim! Teminim, beni duyuyor musun Çiğdem? Çiğdem iyi misin? Teminim, duyuyor musun beni Çiğdem? Çevrim dışı komutanım. Çevrim dışı. Çiğdem! 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 Kılıç! Kılıç, geri çekiliyoruz. Kılıç, köye geri çekiliyoruz. Köye kadar durmayacaksınız. Geri çekiliyoruz. Kademeli olarak. Koruma ateşi. Yörük! Yörük, çıkar bizi buradan. Kıza fırla! Emre! Boş! Yörük! İlyas. Bozuk temiz. Bayram. Hızlı fırla Emre. Bozuk çık. Çık, yürük! Öyle sen de. Biraz fırla.
Kaçırdık onları. Beceriksizler! Kaçırdık onları! Karşındaki kılıç değil mi Velik? Onları almak öyle kolay değil. İlerlememiz lazım. Hem Karon sana o kadar parayı boşuna vermedi. Gitmeden önce etrafa iyice bakman lazım. Haydi. Dur la dur. Babalar. Bunlar bizi keserler. Galip, İlyas. Konuşun şunlarla. Herkes içine dönsün, bize bulaşmasınlar. El cemi ayas, habulil menzil. Ya ahad muttarip. Tükez cemali dernek eva, derkev acivir. Kılıç. Orası uygun. Orayı tutabiliriz. Haydi. Emre, Galip, İlyas. Emniyet alın. Komiserim. Sargıyı değiştirmem lazım. Pansumanı da yenilemem gerekiyor. Ağrı ve enfeksiyon riskine karşı da enjeksiyon yapmam lazım. Tamam Asubay'ım. Beni dinleyin. Emre, Galip, İlyas sizde. Çiğdem'in telsizi kapalı. Umarım aklımıza gelen başımıza gelmemiştir. Ama başka bir şansımız yoktu. Orada devam etseydik bu timden hiç kimse sağ çıkamazdı.
Biz geride adam bırakmayız. Hiç bırakmadık. Yine bırakmayacağız. Dışarıdaki bu it sürüsünün ne yapacağı birazdan belli olur. Eğer başarır sağ kalırsak, gece yarısından sonra teğmenimizi gidip arayacağız. Ne pahasına olursa olsun. Bunu yapacağız. O ana kadar başka bir kayıp istemiyorum. Herkes çok dikkatli olsun. Gözünüzü dört açın. Babalar. Suyu ve kumanyayı idareli kullanın. Özellikle de mühimmatı. Dayanmamız lazım. Subayım, rütbeler. Rütbeler, doğru söyleyin Gülden. Onun telsizi mi? Bilmem, askeri telsiz bu. Peki o nerede? Orada mı? Yoktur kimse burada. Canlı dahil yoktur. Ölüler bizim ölülerimizdi. Ben sizi arayana kadar burada bekleyin. Arabaya devam edin. Tamam. Çukurda mı kaldık şimdi? Sorma. Doğru karar vermişsin yüzbaşım. Komutanım, Çiğdem'i kaybetmiş olmaktan korkuyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor komutanım. Timime hiçbir şey söyleyemiyorum ama benim içim içimi yiyor. Evet yüzbaşım. Verdiğin karar doğru. Kaan, bak beni dinle. Komutanlık biraz da bu acıyla baş etmek demek. Tüm adamların hayatı mı? Yoksa yitirdiğin bir adam mı? Bu ikilemin içindeyken de sağlıklı düşünebiliyorsan iyi komutansındır Kaan. Komutanım yine de kafam çok karışık. Sen iyi bir komutansın yüzbaşım. Verdiğin kararın arkasında dur ve sonuna kadar git. Size bir an önce ulaşmak için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan emin olabilirsin. Emredersiniz komutanım. Kızım, Kutalmış Paşa toplantıdaydı. Ona bir not ilet. Teğmen Çiğdem Ülgen'le irtibat kesildi. Ve Kılıç Dimi tamamen kuşatıldı. Emredersiniz komutanım. Allah'ın belaları! Kimse karargâhtan ayrılmayacak. Kara havacılık, takviye timler, yazıcılar, postalar, kadrolu askerler dahil. Kılıç buraya dönene kadar kimse gözünü kırpmayacak.
Hayda. Paşa Kasu Bey'e ne oldu ya? Kılıç dibi, kılıç dibi tamamen kuşatıldı. İyi misin komutan? Her şey yolunda Emre. Sıkıntı yok. Yerine geçebilirsin. Komutanım. Çiğdem Teğmen konusunda siz en doğrusunu yaptınız. Keşke ben de senin gibi emin olabilsem. Dikkat! Emre geç yerine! Komutanım şimdi! Bozuk. İyi misiniz? Emre Galip iyi misiniz? Biz iyiyiz Yörük. Kılıç, her mermiye bir kelle istiyorum. Her atışa bileş istiyorum. Bu dünyayı da arayacağız Kılıç. Herkes yerine geçsin hemen. Geçin yerlerinize. Senin Allah'ını koy. Asubay'ım. Komutanım ben affetme. Burası güvenli, tamam mı? Beni de mevziye götür. Gözünü seveyim, yapamam. Yaran çok ağır. Asubay'ım beni de götür dedim. Bu bir emirdir, hadi. Komutanım yapamam. Bozok yüzbaşı beni uyar. Anladın mı? Emre! Basın koçlar şunları, basın!
Kılıç, biz toprağın altına gideceksek bu kanı bozuklar da bizimle gelecek. Bu kanı bozuklarla toprağın üstü haram, anlıyor musunuz? Hepsiniz. Hüseyin'e sen ne işin var burada? Çatışıyoruz komutanım. Bana bak Hüseyin. Ben bir emir aldım, anlıyor musun beni? Seni sağ salim götürmek için bir emir aldım ve bu emri yerine getireceğim. Sen de ben ne diyorsam onu yapacaksın. Anlıyor musun? Yapacaksın. Ben Türk askeriyim. Ayağa kalkabildiğim sürece silah arkadaşlarım savaşırken yerde yatamam. Bunu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim. Siz beni anladınız mı komutanım? Bana bak. Bana bak Hüseyin sen. Sen. Uzak baba. Uzak baba. Lan bir. Buyurun baba. Baba. Ben burada Hüseyin'im bize kalırım. Sen içeriği kontrol et. Sağ kalsın Yörük. Sağ kalsın. Yoksa seni de yakana yapışırım. Anlaşıldı Erenler. Oğlum bir gidin lan. Erenler bu kıyamı da unutma. Bazen böyle oluyor. Hocam sen de pis cevizi gibi kız çıktın. Bu ne sertlik? Bu ne şiddet bu Ceylan babalar? Ha? Pis cevizi babalar. Afiyet olsun. Gel bakalım sıcak sıcak soğutmadan karabiber de dök üstüne, tamam mı? Heh. Üzeri cevap ver, kurban olayım sana, cevap ver ya. Al bakalım, afiyet olsun. Salata da al bak sen. Üzeri kurban olum, cevap ver. Bir tane yemek versene bana. Yemek almadığınızı görünce sizin için hazırlayayım dedim. Afiyet olsun. Ya teşekkür ederim yiyince ama iştahım yok ya. Aa, hayırdır? Ne oldu, bir sorun mu var? Yok, sorun yok da benim bir kardeşim var burada. Yani kardeşim gibi Üzeyir. Burada öğrenci. Ya sabahtan beri arıyorum, cevap vermiyor. Normalde hiç böyle bir şey yapmaz. Hemen bana geri döner. Ondan biraz. Yani belki derstedir. Yani açamamıştır belki. Siz hiç merak etmeyin. Müsait olunca arar o sizi. Genç işte, ne yapacaksınız? İnşallah öyledir. Siz nasılsınız? Selver anne nasıl? Vallahi yani iyi diyelim, iyi olalım işte yani. Bayramla Kaan Bey dağda olunca yani bize uyku haram oluyor. Aklımız fikrimiz hep onlarda. Hepsi bir sağ salim dönsünler de. Dönerler yenge, dönerler. Kılınç timoğullar ya. Sen kalbini ferah tut. İnşallah sağ salim dönerler. İnşallah. Siz de afiyet olsun, soğutmayın. Bir şey ihtiyacınız olursa seslenin, biz oradayız, olur mu? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Telefona niye cevap vermiş? Allah Allah. Albay İbrahim Kopuz'un makamı, ben Erdoğan Bayındır. Doğan Bey merhaba, Ayten ben. Doğan Hanım, Ayten Bey, Hanım Bey, Ayten, Ayten Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Kopuz albay müsait değil mi acaba? Vallahi ben de iyiyim. Allah'a çok şükür. Nasıl olalım? Bildiğiniz gibi işte. Yani
Allah sizi inandırsın. Rütbelisi de aynı, rütbesizi de aynı. Ya iki dakika boş bırakmaya gelmiyorlar. İbrahim Bey diyorum. Müsait değil mi? İbrahim? Ha, İbrahim. Bir şey soracağım. Siz iyi misiniz? Siz nasılsınız? Her şey yolunda inşallah. Doğan Bey, lütfen. Bakın ona iletir misiniz? Kırlangıç Paşa'ya bugün uğrayacağını söylemiş. Paşa onu bekliyor. Eğer gelmeyecekse... Boşuna beklemesin Ayten Hanım. Yani albayım gelemez. Bugün mümkün değil. O kadar yoğun ki bugün yemek bile yiyemedi kendisi. O yüzden siz paşama söyleyin, boşuna beklemesin. Ha bu arada önemli bir şey varsa ben... Yok yok, teşekkür ederim. Ben öğrenmek için aradım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle Ayten Hanım. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Oh. Paşam, hala üşümediniz mi? Evlat, sana bir şey soracağım. Tabii paşam, buyurun. Ben çok mu Nemrut bir adamım, çok mu kötüyüm? Ne münasebet Mehmet Arif Bey, bunu nereden çıkardınız? Tamam, kopuz albay gelemiyor ama çok yoğun, o yüzden gelemiyor. Bunun başka bir sebebi yok. Ben kopuz için değil, senin için sordum. Hayır paşam, elbette hayır. Biraz öt söt eden bir adamım ben. Ama insan yaşlandıktan sonra pek değişmiyor işte, ne yapayım? Lütfen. Lütfen. Seni üzüyorsam, kırıyorsam... Beni bağışla. Olur mu çocuk? Hayır paşam, lütfen. Böyle şeylere hiç gerek yok. Siz beni üzmüyorsunuz. Aksine ben sizden çok şey öğreniyorum. Hiç şikayetçi değilim. Mektep komutanımız vardı. Salih Tekin Alp. Kabri nur olsun. Kadına höt söt etmeyin ulan derdi. Uygar adamla vahşiyi ayıran şey kravatı gömleği değil... kadınlara gösterdiği tutumdur derdi. Bunu unutan hergele gidip dağda bin kere bağırsın derdi. Tayyar Rahbiye Hanım! Tayyar Rahbiye Hanım! Tayyar Rahbiye Hanım! Tayyar Rahbiye Hanım! İlahi komutan, ilahi komutan. Sen nur ol Emi, nur ol. Paşam, o kim? Tayyar Rahmiye Hanım. Milli mücadelenin kahraman bir kadınıydı ama... Tayyar Rahmiye Hanım yiğitliğinin zekatını verse... bugün erkeğim diye ortada gezen çoğuna yeterdi. Fransızlara karşı savaştı. Sene 1920. Düşman hattına... şimşek gibi sızar, yaralıyı
şehidi sırtına vurur, getirirdi. O yüzden ona Tayyar Rahmiye derlerdi. Yani uçan Rahmiye. Yine kanlı bir savaşın ortasında artık yorgun düşen, savaştan yılan erkeklere şöyle bağırmış. Ben kadın olduğum halde dimdik ayakta dururken siz erkekler yere eğilip uzanmaya utanmıyor musunuz? Kalkan diye bağırdı. Kalkan! Kalktı da yine ateş hattında kalan bir silah arkadaşını almak için dişi bir kartal gibi ileri atıldı. Düşman onu gördüğünde sandı ki 5000 yıl öteden bir dişi bozkurt üstlerine atılmakta. Şşt! Gürültü yok. Sanki o genç kadın, sanki o tarla yanığı yüzlü yiğit ana yıldırım olmuş, şimşek olmuş, ölüm olmuş, başlarına yağmakta. İşte böyle atıldı Rahmiye Hanım, işte böyle atıldı Rahmiye Hanım. Onu şehit eden kurşun savaş meydanının ortasında geldi. Aldığını buldu. Gözlerini vatan toprağına kapattığında yaşı 30'du evlat. 30. Paşam, üşüdünüz artık. Yastılık işte evlat. Neyse, neyse. Artık gidelim de. Ben bir dama oynayayım şunlarla. Hadi kızım. Gel. Bu bölgede herkes birbiriyle savaşıyor. Irklar, dinler, devletler, terör örgütleri, hatta mahalleler bile. Ama konu Türkiye olunca nasıl oluyorsa bütün savaşlar bitiyor. Ve herkes bize karşı birleşiyor. Ne ilginç değil mi? Mesela Kılıç timinin karşısında iki örgüt var. Bölücü örgüt ve kökten dinci örgüt. Bunlar daha düne kadar birbirlerinin boğazını kesiyorlardı. Ama şimdi bütün bilinmezler aynı çuvalın içine doluşuverdiler. Komutanım, o çocukları almamız lazım. Biliyorum. Biliyorum Kopuz. Ama şimdi bunların elinde hava savunma sistemleri de var. Ve hiç adam sıkıntıları yok. Üstüne üstlük Irak bölgesel yönetimiyle yaşadığımız sorunlar da cabası. Yani Kılıç timinin sabaha kadar dayanması şart, öyle mi? Ne yazık ki. Ne yazık ki öyle. En azından bölgedeki unsurlarımız onlara yardım götürene kadar. Çiğdem Teğmen'den haber var mı? Henüz yok komutanım. Öyle olmayacak Lazar. Başka yolu yok. Ama çok sürmez. Cephaneleri bitti bitecek. Sabırlı ol. Bundan emin değilim. Biz habire taşları kurşunluyoruz. Onlar attıklarını vuruyor. Bu hoşuma gitmedi Lazar.
İtir bak bak hep. Sen iç. Dur. Oğlum sana kim dedi roket kullan? Kuşbeyli. Kim söyledi sana? Ben düşündüm ki. Sen düşünme. Sen düşünme. Sen dede gibi yap. Düşünme sen. İte bak roket kullanacak. Hışır. Oradaki pilotu canlı alacağım. Anlaşıldı mı? O pilotu almadan orayı yıkmayacağım. Sonra istediğiniz kadar bomba atın. Ama önce pilot. İşte bu akıllıca. Önce pilot. Bozok baba. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Yanıma birini ver. Ben gidip Çiğdem'i alıp geleyim. Sağ ol Subay. Sen de sağ ol Hamza. Bunlar iyice kalabalıklaştı Yörük. Köydeki şerefsizler de bunlardan. Çok riskli. Çok. Demirden korksak trene binmeyiz babalar. Çiğdem bırakamayız. Yani sağysa ya da söylemeye dilim varmıyor. Şehitse de bırakamayız. Gündüz olmaz. Şimdi. Gece sızacağız. O gecede gideceğiz. Çiğdem babayı alıp geleceğiz. Başka yolu yok. Haklısın. Kim alacaksın? Bayram. Yani yaralıysa falan ihtiyaç olabilir. Doğru söylüyorsun. Tamamdır. Tamamdır baba. Bayram. Emredin komutanım. İşim bitti mi? Bitti komutanım. Devrin İlyas'ı yap. Yörük'te gidiyorsun. Emredersiniz. İlyas. Emre Galip. Çiğdem Teğmen'i alın. Ne olursa olsun sağ salim buraya geri dön. Bu bir emirdir. Emredersiniz. Emredersiniz komutan. Hadi bayram. Hazır komutan. Tamam. Yörük hazır mısınız? Daim hazır. Hadi Allah'a emanet olun. Siz de. Sağ ol. Hadi Allah'a emanet. Bakayım Zülfikar Emre. Baboş. Emredin komutan. Dikkat et. Sağ ol. Emre Galip, Yeni Zekiz. Yardımcınız olsun.
her yeri tutmuş. Anlamıyorum ki mantar gibi nereden türüyor onlar ya? Aynen komutanım aynen. Primatları hiç bitmiyor. Neyse dadaş, biz işimize bakalım. Onlar geri gelecekler komutanım. Gerçekten çok merak ediyorum Müstemin. Senin yerinde sabit durmayla alakalı ne gibi bir problem var? Tüm bunlara sebep olduğum için çok üzgünüm. Çiğdem Teğmen ve diğer arkadaşlar için de. Böyle olsun istemezdim. Bombardımanı biz talep ettik. Sen de akına çıktın. Hepsi bu. Bunun seninle hiçbir alakası yok. Bacağım daha kötü olmadan yerine geçeceğim. Müstemin. İçerideki yerine geç. Emredersiniz komutan. Güzel. Komutanım bir şey oluyor. Geliyorum Selçuk. Ne oluyor? Ne yapıyor lan bu herif beyaz bayrakla? İndireyim mi komutanım? Ne diyorsun? Yok. Bekle Selçuk, bekle. Askerler ateş etmeyin! Size bir şey getiriyorum, ateş etmeyin. Komutanım ne oluyor? Galip Bey. Beyaz bayraklı herifin biri size yaklaşıyor. Ne yapalım komutanım? Emniyet tedbirini uygulayın. Dikkatli canım. Emredersiniz. Asker ateş etme! Ateş etme! Gerizekalı. Ateş etme asker! Dur lan orada! Abi, bunlar numara yapıyor kesin. Vuralım gitsin. Dur İlyas, dur. Ne var lan elinde? Bilgisayar. Ne istiyorsun lan? Sizinle konuşmak istiyor. Bana ateş etmeyin. Sadece bu. Bırak lan elindekini. Lan bırak. Kalk lan ya. Çıkar üstündekini. Ha çıkar. Kaldır elleri. Dön lan arkanı. Kaldır üstündekini. Lan kaldır.
Dön. Getir. Yavaş, yavaş. Bırak oraya. Hadi. Ha, koş. Telefon. Girişe getir. Aşağıya pusuladıklarımız. Peki bunlar komiserim? Sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun? Komiserim, onlar çatışmada geberenler. Bunlar bıçakla öldürülmüş. Yani anlayacaksın komiserim. Ceydem Teğmen buradaymış. Ceydem Teğmen buradaymış komiserim. Aynen babalar. Ceydem baba buradaymış. Aa. Ya nerede bu kız ya? Keşke bilsem oldu. Keşke bilsem. Devam edelim. Allah'ım sen yardım et bize. Benim de kızım var komutanım. Ya yok baba. Kendi kendime diyorum ki. Ceydem Teğmen senin komutanın. Eğitimin kralını aldı. Bu işleri iyi bilir. Profesyonel askerdir yani. Ama kızımın... Sayın evimin melek yüzü gözümün önüne geliyor. Kızların aşkıdır komutanım. Babalar. Kızların aşkıdır. Bak. Bak ben bu dizimde kaç tane adamı şehit verdim. Kaç tane kardeşim mavi toprağa gömdüm. Ama mevzu kızlar olunca nevrim benim dönüyor komutanım. Dönüyor ya. Pilot Funda'ya bak. Çiğdem Teğmen'e bak komutanım ya. Bu pilotları gelecekler buraya. Benim oğlumun, kızımın başına bela olacaklar, öyle mi? Ondan sonra da ceremesini kızımız, oğlumuz söküyor. Bu Allah'tan reva mı komutanım ya? He? Bu Allah'tan reva mı ya? Kardeş! Sessiz konuş. Bak komutanım. Daha Kürşat Teğmen'in acısıydım ben. Ya bu kızın hayatta bir kere olsun yüzü daha gülmedi komutanım ya. Ya vallahi esirgesin.
Ona bir şey oldu diye haburam böyle kıt kıt atıyor. Kendimi tutamıyorum komutanım. Kendimi tutamıyorum ben ya. Aynen. Kendimi tutamıyorum. Şu bana bak. Erenler. Çiğdem teymini bulalım. Sana yörük sözü. Oturup seninle beraber ağlayacağım. Söz. Ama önce aslan kızımızı bulacağız. Aslan kızımızı bulalım. Çiğdem babayı bulalım. Gidip onu bulalım Bayram. Anlaşıldı komutan. Devam ediyoruz. Bayram, ne diyeceğim sana? Buyur komutan. Şimdi Zeynep dedi ne? Ellerinden öper. Bizim karın da senin ellerinden öper. Allah uzun ömür versin. Amin. Gerçi senin kız benim hıyar ağzından biraz büyük ama olsun. Yani diyeceğim o ki. Ya komutanım bunlar süt kardeşi ya. Tövbe de ya. Allah Allah. Doğru lan. Harbiden unutmuşum. Tövbe de tövbe Bayram. Ya tövbe. Peki böyle senin olsun, Hatice'nin olsun tanıdığı böyle etrafında benim oğlana göre bir kızı var mı? Helal süt emmiş. Ya komutanım sana bir şey soracağım ben. Ya senin acelen ne? He? Ya daha çocuk bir yaş edemedi ya. Olmaz. Önceden düşünmek lazım böyle işleri. Kusura bakma da komutanım. Ya sen antikasın, vallahi antikasın, billahi antikasın ya. Tövbe estağfurullah ya. Bir yaşında çocuk da. Komutanım. Allah belanı versin. Baylar, nasılsınız bu akşam? Geldi yine. Ne o? Selamıma karşılık yok mu? Peki. Lan şerefsiz köpek. Senden de oyunlarından da bıktım. Ne yapacağım biliyor musun? Önce bu ekrana bir tane sıkacağım. Sonra da seni bulup ikinci kurşunu kafana sıkacağım şimdi. Dur. Ben zaten seninle konuşmak istemiyorum yüzbaşı. Benim işim onunla. Kimle lan? Ne diyorsun? Neydi adı dur bakalım. Evet. Pilot Üsteğmen, Funda Turaç. Şimdi Funda ile görüşebilir miyim? Mümkün mü acaba? Neyi bekliyoruz Lazar? Sabaha kadar çok geç olabilir. O kadar zamanımız yok. Bekle Velid, bekle. Sabaha kadar bir sürü asker gelecek oraya. Girip kimi alacaksak alalım. Bir sürü asker gelecek sabaha kadar. Hayır, kimse gelmeyecek. Allah'ım. Sizi hiç anlamıyorum. O telefon, bilgisayar ne içindi yani? Karan şu anda onlarla görüşüyor. Ve o görüşme bitene kadar biz buradan hiçbir yere kıpırdamıyoruz Velid.
Eyvallah. Vallahi benim için hava hoş. Paramı aldığım sürece bir sorun yok. Yemek al Lazar. Gece uzun olacak. Yemeyeceğim. İyi. Babanız hizmet etmeye değer bir insan. Bu yüzden sizi ona sağ salim ulaştırmak istiyorum. Adamlarımın dediğini yaparsanız hem sizin hem yanınızdaki timin can güvenliğini garanti ediyorum. Sen de kimsin? Neden bahsediyorsun? Teklifim net. Silahlarınızı bırakın, dışarı çıkın. Burnunuz bile kanamasın. Özellikle de sizin Funda. Ne dersiniz? Benim babam yok. Ve sen, her kimsen, senin de canın cehenneme. Bana bu konuyu soracak mısınız? Aslına bakarsan bayağı bir meraktayım. Babanın Karon'la işine ne gibi bir bağlantısı var? Ama şimdi bunun sırası değil. Önceliğimiz buradan sağ salim kurtarmak. Sonra konuşuruz. Yerine geç şimdi. Peki şimdi ne yapacak bu? Bu şantajdan sonuç alamadı Selçuk. Şimdi yapacağı tek şey köpek gibi üzerimize saldırmak. Onu yapacak. Komutanım, geliyorlar. Yörük. Çiğdem. Yok bozuk baba. Yani ölüsü de dirisi de yok. Lavuklardan iki tanesini kesmiş. Ama başka iz yok. Kılıç herkes yerine geçsin. Haydi. Toplantı sürüyor komutanım. Ben haber... Komutanım, Kılıç Demir kuşatma altında ve bilin bakalım onlarla kim iletişim kurmuş. Albayım. Karon. Arkadaşlar bu toplantıyı yarın sabah erken saatte yapalım. Teşekkür ederim. Karon mu? Üstelik Funda Üsteğmen'in kendisine teslim edilmesini talep etmiş. Düşünebiliyor musunuz komutanım? Komutanım bakın, ben bir Türk subayıyım. Ama hepsinden öte onuruna düşkün, baş eğmeyi sevmeyen Tanrı'nın bir kuluyum.
Ve komutanım size tüm saygımla söylüyorum. Ben bu saatten sonra otelsizin başında oturup o alandan gelecek felaket haberlerini bekleyemem. Ben komutanım o Karon denen kedi fare oyununda bir figüran olmayacağım. Komutanım bakın ben Albay İbrahim Kopuz ya gidip o toprağa o namussuzu gömeceğim ya da zincirleyip çeke çeke buraya getireceğim. Anladınız mı komutanım? Bu saniyeden sonra başka seçenek tanımıyorum. Ben o Karon'un satrancında piyon olmayacağım. Yap. Anlamadım. Yap dediğini. Git oraya. Ya onu olduğu yere göm ya da zincirleyip buraya getir. Yalnız albayım, ast üst ilişkileri açısından bakarsak bu tavrın, ses tonun büyük bir sorun oluşturuyor. Ama bunu sonraya bırakalım. Eğer bir Türk subayı bugün bu kapıdan içeri girip bana bunları söylememiş olsaydı, işte asıl büyük sorunum o zaman başlardı. Emrimdir. Git ve bu işi hallet. Emredersiniz komutanım. 3 ve 6. timler 15 dakika içinde hazır olsun. Ben komuta edeceğim. Komutan yardımcısı olarak Bahtiyar Yüzbaşı'ya haber ver. Herkes hazır olsun. Hadi kızım. Emredersiniz komutanım. Haydi herkes yerlerine. Herkes yerlerine. Herkes hazırlığını yapsın. Artık onları kimse elimizden alamaz. Haydi. Haydi oğlum haydi haydi. Nazar gelmiyor musun? Siz devam edin. Geleceğim. Eğer ağzını açarsan ölürsün. Vay vay vay. Kayıp kadınımız da buradaymış. Bunları görüyor musun? Eğer o tetiği çekersen seni paramparça ederler. Belki. Ama önce seni gebertirim. Sana bunun garantisini veririm Lazar. Bak seninle askercilik. Ne kadar ciddi olduğumu şimdi anlamışsındır herhalde. Anladım. Güzel. At silahını. At. Şimdi düş önüme bakalım. Sakın ağzını açayım deme. Yürü. Geç öyle geç. Sakın hamle yapayım deme. Yürü. Nazar! Seni azgın it. Sırası mı şimdi? Yürü. Allah Allah. Ne bakıyorsunuz? Dönün yerlerinize. Hadi yerlerinize. Hadi. Konuş. Söyle onlara. İşinize bakın siz. Devam edin. Emre sen de kaç tane ver. Son şarjör komutanım. O da eksik.
Özür dilerim komutanım. Emre abi. Ha. Bende var. At. Yakala. Yürü. Bende de çok yok komutanım. Çok fazla gidemeyiz. Kılıç dinle beni. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Hiç kimse bizden ucuz poz çıkartamaz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Kılıç. Çiğdem babayı hala bulamadık. O yüzden dayanacağız Baba Erenler. Lama Cimi yok. Hadi bakalım. Kılıç hazır. Komutanım bu tarafta. İki kişi. Ne görüyorsun böyle? Komutanım bunlar... Yani öyle rahat rahat bu tarafa doğru geliyorlar. Abi var ya... Bu herifler ne bilgisayar, telefon bir şey yolluyorlarsa... O telefonu şu herife aynen geri yollayalım. Yeter ya. Galip gözünü dört aç. Kılıç, kamuflajı var. Asker bu. Galip nedir? Aha. Aha. Kılıç, Peymen Ülgen. Çiğdem Baba geldi Kılıç. Vallahi o. Kız seni Allah'ına kurban be. Seni bastığın yollar sana kurban olsun babalar. Allah'ına kurban Çiğdem Baba. Helal sana be. Aha. Yürü. Helal be Teğmen'im. Helal sana. Sakın bir yanlış yapayım. Helal kız sana. Gel buraya gel. Gel. İyi misin Çiğdem? Nazer. Gel kızım. Yeni kartal mı kaptı? Al bakayım rüzgarı. Ha? Tenavlandın mı sen? Ha? Yeni kartal mı kaptı? Avlandın mı sen? Ha? Ha? Lan! Ha? Lan! Hangi adamla dans edeceğinizi... İyi seçeceksiniz. Anladın mı? Bak. Bak bu kıza. Bak. Onun adı Sayın Bayan Teğmen Çiğdem Ülgen Hanımefendi. Anladın mı? Öyle diyeceksin. Öyle diyeceksin. Yörük yeter. Mevzine geç. Emre kaldır köpeği yerden. Kımıldarsa vur. Emredersin. Çok şükür komutan. Çok şükür. İyisin değil mi? İyiyim bayram abi, iyiyim. İyi ki geldin komutanım. Yemin ediyorum burnumun şu direği sızlıyordu. Geçmiş olsun.
Komutanım. Perfecto. Gel lan, gel. Sen de bekliyor. Geleceğiz. İyisin mi komutanım? Ağrısız yok. Sizleri gördüm, şimdi daha iyiyim. Gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Herkes mevzisine geçsin çabuk! Komutanım, iyi misiniz? Seni gördüğüme çok sevindim işte. Tamam, çok sevindim. Bunlar nereden çıktı? Yerimi almama yardım eder misin? Doğan, Kırlangıç Paşa ile görüş, birkaç gün gelemeyeceğimi söyle. Emredersiniz komutanım. Başak, Kılıç'la ilgili irtibatı Turgay Binbaşı alacak. Ona rapor edersin. Emredersiniz komutanım. Hadi siz devam edin. Buyurun. Komutanımız çok öfkeli gözüküyor değil mi komutanım? Bunun için çok iyi nedenleri var Doğan. İnan bana, çok iyi nedenleri var. Hadi gidelim. Dikkat! Hazır ol! Tim hazır mı yüzbaşı? Hazırız komutanım. Hadi bakalım. Tim, helikopter, bin. Komutanım, biz bu helikopterle oraya uçamayız. Başka bir planınız var mı? Daha yüksekten uçarız Bahtiyar. Daha yüksekten. Emredersiniz komutanım. Saldırın! Saldırın haydi! Onların kellesini istiyoruz! Mevzileri boş bırakmayacaksınız! Takviye edeceksiniz! Haydi koş! Saldırın! Haydi! Hadi koş sana! Haydi! Benim şarjör. Eğlen kafanı. At ağzı. Yüzbaşı ile konuşmam lazım. Emri duydun değil mi? Duydun. Gıkı çıkarsa vur dedi. Duydun. Buradan çıkmak istemiyor musunuz? Lan bak, kapa çeneni. Birazdan mühimmatınız bitecek. Bak, dışarıdaki adamın şakası yok. Lan ben sana ne diyorum? He? Ellerin dert görmesin Emre. Sizi buradan çıkartabilirim. Beni yüzbaşıyla görüştürün. Kapa çeneni. Çiğdem, gel buraya. Emredersiniz komutanım. Ne konuşacakmış lan bu benimle? Ne konuşacaksın benimle?
Buradan çıkarırım sizi. Öyle mi? Nasıl olacak bu? Karon beni harcamaya göze alamaz Yüzbaşı. Ben zaman kazanmaya çalışma. Bana maval okuma. Kafanı önleyi kapa kendini. Başka seçeneğiniz yok Yüzbaşı. Ulan Karon seni mi düşünecek lan? He? Seni mi harcamayacak? Kendi öz kızını harcadı. Bir saniye bile düşünmedi. Kimi kandırıyorsun lan sen? Heh. Emre. Dediğimi yap. Bir laf daha ederse sık kafasına. Düşünme. Ben de. Amerikalı albaya verdiği rüşvetin belgeleri bende Yüzbaşı. Albay Hoffman'a verdiği paralar. Görüntüler, ses kayıtları. Hatta telefon konuşmaları. Hepsi bende. Karon bunları göze alamaz. Benim canımı umursar mı? Hayır. Ama kendi kurtarmak için her şeyi göze alır. Konuş. Aa! Cehenneme git Lazar, cehenneme! Lanet olsun! Karon, orada mısın? Lazar bunu nasıl yapabildi ha? Onların eline nasıl düştü? Karon, karşımızdaki adamlar yabana atılacak adamlar değil. Tamam. Lazar sana ne söyledi? Tam olarak sana ne söyledi? Buradan çekilmemizi istiyor. Onun serbest kalmasına karşılık tim burada sağ salim ayrılacak. Pazarlık bu. Peki söyler misin bana? Bu lanet olası adam. Bu aptalca pazarlığı kabul edeceğimi nereden çıkardı? Karon, Amerikalı albay dedi. Hoffman diye birinden söz etti ve dedi ki... Lanet olsun! Eğer bu olmazsa tüm kayıtlar Amerikalı dostlarına ulaşacak. Ve dedi ki... Evet. Kardeşim Leyla'ya olan, Sergey'e olan bana olmayacak dedi. Karon, kararın nedir? Karon, ne yapacağız? Eğer tekrar bastırırlarsa hiçbir şansımız yok babalar. Göreceksiniz, çekilecekler. Sen biraz daha konuşursan seni... Emre olsun. Komutanım! Geri çekiliyorlar. Emin misin? Evet komutanım. Ayrılıyorlar. Ne oluyor lan? Komutanım. Bu taraftan da çekiliyorlar. Bayram. Evet komutanım. Sen gene de gözünü dört aç. Bir namussuzluk yapmasın bunlar. Emredersiniz komutanım. Emre. Mardin karargahı ara. Helikopteri hazırlasınlar. Yaralımız olduğunu da söyle. Emredersiniz. Komutanım. Bitiyor galiba. Evet. Umarım bitecek. Teğmenim. Bugün müthiştin. Gurur duydum. Sağ olun komutanım. Size iyi götürdünüz. Helal olsun size. Ben senden daha iyi bir komutanın kutu almış. Ama senin adamların daha iyi. Göreceksin. Yine de son sözü ben söyleyeceğim. Hedef koordinata 3 dakika.
Hazır olun. Tim! Aşağıda bizi bekleyen her ne olursa olsun, Türkiye topraklarında değiliz. İlave bir vur emrine ihtiyaç duymaksızın önünüze çıkan her düşmanı indireceksiniz. Oraya hızla gireceğiz, hedefe hızla ulaşacağız ve işimizi bitirip hızla oradan çıkacağız. Allah yardımcınız olsun. Aho! Suriye'ye sokmaya çalışıyorum. Bir timi de Irak'tan çıkartmaya. İşe bak. Evladım, kızım. Sen bana bir çay bile ısmarlamıyorsun. Emredersiniz komutanım. Hemen söylüyorum. Hadi çocuklar. Göreyim sizi. Yüzbaşıya dua et, bombayı üstüne bağladı. Şimdi bana kalsa o bombayı pimini çekerdim. Çık lan. Beni bırak yüzbaşı. Velid yakınlarda bir yerde. Beni bırak. Bana bak lan. Konuştuğumuz gibi. Güvenli irtifaya çıkana kadar kontrol bende. Herhangi bir yersen, yerden mermi atılırsa, roket atar, füze, uçak savar, herhangi bir şey, seni cehennemin öteki tarafına yollarım. Ama söz verdiğim gibi, yalt etmezsen, güvenli irtifada iletişimimiz zaten kesilmiş olacak. O zaman kefeni yırtmış olursun. Tamam? Bunu da aklından çıkarma sakın. Sakın unutma. Bir dahaki sefere bu kadar kolay olmayacak. Tamam. Babalar hadi acele edin. Oyuna getirdin Teğmen. Ama bir dahakine bu kadar kolay olmayacak. Bana bak. Bin kez karşılaşsak, bin kez diz çöken sen, bin kez diz çöktüren ben olurum yine. Anlaşıldı mı? Bunu kafana sok Lazer.
tertemiz. Komutanım temiz. Hayırdır, ne oluyor burada? Hadi girin. Komandir. İçeride şimdi görmeniz lazım. Komutanım, Tutanmış Paşa. Yüzbaşı Bozok, emredin komutanım. Evlat, sağ salim çıktığınızı söyle bana. Evet komutanım, helikopterde ve güvenli istifadayız. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Yaralı üsteğmenimiz nasıl? İyi mi? Durumu iyi komutanım. Onu önce hastaneye ulaştıracaksınız. Mürettebata gerekli talimat verildi. Buraya döndüğün zaman da bana tekmil vermeni istiyorum. Emredersiniz komutan. İyi uçuşlar yüzbaşım. Sağ olun komutan. Bana bir sorunuz var mı komutanım? Olmalı mı? Üsteğmenim. Çiğdem baba! Galip sağ olsun Erenler coşmuş. Gidince Çiğdem baba için yemek vereceğim dedi. Oo. Uygun mu dedi? Ben de uygundur dedim. Ben mi? Evet. Evet. Ben tabii komutanım. Dedim komutanımız kurtulmuş gelmiş. Bir coşalım şöyle kutlayalım bunu istedim ben. Valla kardeşim oğlum asfalttan kaçmamışsın. Kaçmadım. Kaçmadık değil mi? Yok komutanım öyle şey mi olur? Yok abi sen ödeyeceğim demişsin. Helal olsun be abi. Adamsın be Galip abi. Lan Galip. Aferin lan sana. Valla Allah'ıma şükürleriz. En sonunda bir yemek ısmarlayacak lan. Adam. Eyvallah komutanım yani. Lafı mı olur ya 40 yılda bir size yemek ısmarlayacağım. Değil mi ya? Hoş geldiniz albay. Buyurmaz mısınız?
Bıldırcını harika yapan Lübnanlı bir adamım var. Denemelisiniz. Lütfen albay. Benimle yer misiniz? Ne tür bir psikopatsın lan sen? Bütün bunlar ne demek oluyor? Allah'ın cezası. Kabalaşacak mıyız albay? Konukseverliğimin karşılığı bu mu? Yüzbaşı. Emredin komutanım. Paketleyin şu manyağı hemen. Emredersin. Beni sorgulayacaksın albay. Her şeyi bilmek isteyeceksin. Mesela neden burada salak bir av gibi oturup seni beklediğimi. Mesela bir sonraki hamlemin ne olacağı. Mesela bir sonraki ölümün kim olduğu. Hepsini bilmek isteyeceksin. Oturup benimle konuşacaksın albay. Yoksa bütün cevaplar Karon'la birlikte mezara gider. Bunu anladın mı albay İbrahim Kopuz? Karon, çeksene o tetiği. Ha? Hadi çek. Çek de kaç okka yürek varmış görelim sen de Karon. Çeksene köpek! Komutanım. Kutalmış paşa. Acilmiş. Telefona bakmayacak mısın abi? Emredin komutanım.